Ama bir de 100. yıl davası var ki bu, bunun dışında burada da az önce ifade ettiğim gibi 277 milyon Türk lirası ödeme riskiyle Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya bırakılmıştır. Ama bunların tabii ki biz hukuken savunmalarını yapıyoruz ve belediyenin bu konuda bir sorumluluk üstlenmemesi hususunda da gereken adımları atıyoruz. Birileri trilyonlarca lirayı birilerinin cebine indirmiş olabilir ama biz o trilyonlarca lirayı haksız ödenmişse o birilerinin cebinden çekip alıp gene milletin, devletin kasasına koyacağız inşallah. Onu artık tarih gösterecek. Şu ana kadar dediğim gibi yaklaşık 27 milyon liralık bir zimmet aşağı yukarı ile ilgili soruşturuluyor. Bununla ilgili işte yaklaşık 5-6 milyon lirası kesinleşmiş zimmet kararları. Mümkünse konuyla ilgili soruları soralım. Konuyla ilgili olmayanları çıkışta basın toplantısının dışında da sizlerle paylaşırım tabii. Bugüne kadar milletvekilliği adaylığı kesinleşmemişti. Elbette. Bakın ben konuşmamın içinde bunu söyledim. Dedim ki ön seçimde dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir demokratik yarışı etkilememek için bunu ifade etmedim. Ama bugün Antalya'daki seçmenlerimizin oyları hangi amaçla kullanılacak? Akaydın'ın adaylığı kesinleştikten sonra bunu kamuoyunu bilgilendirmek adına yerine getirmeyi bir demokratik sorumluluğum olarak düşünüyor ve ondan bugün bu toplantıyı yapıyorum dedi. Yoksa bu dosyalar bugünkü dosyalar değil. Aylardır var. Ben aylardır bu hukuk mecrasında devam eden dosyalardır. Benim işim değildir diye ben bu konuda bugüne kadar bunları gündeme taşımadım. Ama ben bir siyasetçiyim. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim de var. Bugün birileri milletvekili olarak hesaptan kaçmaya çalışıyorsa o zaman onun yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gereğinin yapılması benim sorumluluğum gereğidir. Eğer Akaydın söyledim konuşmamın içinde milletvekili adayı olmasaydı zaten devam eden davalar böyle bir basın toplantısı yapmayacaktı. Ama milletimizin aydınlatılması lazım. Milletimiz kimlere oy verdiğini çok iyi bilmeli. Kimlere ne için oy verdiğini. Birileri bu millete hizmet etmek için mi yoksa hesaptan kaçmak için mi milletvekili olmak istiyor? Biz bunu kamuoyuna çok iyi bir şekilde anlatmalıyız. Sizler de basın mensupları olarak bu konuda yükümlülüğünüz olduğunu düşünüyorum. Sizler de bunu iyi anlatmalısınız. Temiz toplum, temiz siyaset diyorsak bu konuda başta basına büyük görev düşmektedir. Şu anda yargıda devam eden bir husus. Biz ödenmemesi konusunda bütün hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama yargının vereceği bir karar hususunda benim yorum yapmam doğru olmaz. Konunun dışındaki soruları sağ ol. Estağfurullah. Ama teşekkürleri konuyla ilgili değilse soruları toplantının sonunda alacağım. Çok sağ ol. Sağ olun. Teşekkür. Sağ olun efendim. Sağ olun. Meclis üyelerinin şu anda milletvekili adayı olarak bu hesaptan kaçmaya yönelik bir girişimleri olmadığı için onlarla ilgili bir açıklama yapmadım ama bu konuyla ilgili zaten incelemeler hukuken devam ediyor. Kapımı çalan hala olmadı. Şu ana kadar ben Akent'in yetkilileri kim hala bilmiyorum. Hala defalarca bunu ifade etmeme rağmen basın toplantılarında biz Akent'in yetkilisiyiz, bizi arıyormuşsunuz, buyurun geldik diye kimse yanıma gelmedi. İnanın isimlerini de bilmiyorum, kimler olduğunu, şeklini, şemalini de bilmiyorum. Yani bayağı gizemli birileri herhalde. Bu kadar belediye başkanının davetine rağmen, basın yoluyla gelsinler görüşelim demesine rağmen bu arkadaşların nerede olduğunu bulmak hala benim için mümkün olmadı. Şu andaki hesaplarımızda ödeniyor ama tabii bu rakamların çok düşük bir yekünle ödendiğini maalesef hesaplara baktığımızda görüyoruz. Sayın Başkan, 100. yıl davası ile ilgili tartışma Antalya siyasetinin farklı yerlerindeydi. Son tartışma Avukat İlker Gelin'in
Vallahi ben beyefendiyi hayatımda hiç görmedim, bilmiyorum. Yani şurada burada bulunsa kimdir bilemem. Şahsen hiç hayatımda görmedim. Bu uydurmalara, bu iftiralara prim veren basın mensuplarına da daha dikkatli yayın yapmaları ile ilgili bir uyarıda bulunmayı görev addediyorum. Hiç hayatımda görmedim yani. Kimdir, nedir, nasıl birisidir bilmiyorum. Antalyalılar karar verecek. Antalyalıların vereceği karar üzerine yorum yapmak benim demokratik sorumluluğum gereği hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Antalyalılar elini vicdanına götürecek. Mustafa Akaydın'ı hesaptan kurtarmak için mi CHP'ye oy veriyorum? Yoksa başka ne için oy veriyorum diye bunun muhasebesini yapacak. Ondan sonra Ankara'ya gönderip kurtarırsa kurtaracak, kurtarmazsa buna milletimiz karar verecek ve Akaydın'ın bu hesabı vermesini sağlayacak. Onlarca var, onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama dediğim gibi biz şu ana kadar bir kez daha söylüyorum arkadaşlar, Sayın Mustafa Akaydın hakkında Büyükşehir Belediyesi olarak bir tane suç duyurusunda bulunmadık. Devletin resmi rakamlarıdır. Bunları tespit ediyor, olması gereken de budur ve bunlarla ilgili suç duyuruları devletin resmi makamları tarafından yapılıyor. Ben hodri meydan dediğimde benimle ilgili bir tane devletin resmi rakamı suç duyurusunda bana bulunamayınca, az önce o ifade ettiğim iftira dosyalarıyla işte Menderes Türel'in hakkında dosya var demiş olmak için yargının kapısını çaldılar ama neticelerinde de işte alınan sonuçlarla boylarının ölçüsünü aldılar. Bir dönem yatırılmamış. Elimizde kayıtlar tabii ki var. Onları isterseniz çıkartıveririz. Yani o dönemle ilgili kayıt var. Yatırılmış mı yani? Ha, geçmiş dönemde mi? Evet. Geçmiş dönemde bir dönem yatırılmamış. Nisan 2014'te mahkeme kararının iptal edildiği tarih arasındaki dönem... Efendim bir dönem yatırılmamış diyor. Ne kadar büyük bir... Şu anda rakamlar hafızamda değil. Çıkartırız. Muhasebede kayıtlar da var. Elbette tazminat davası tabii. Biz hukuken arkadaşlar mücadele veririz. Biz öyle siyaseti manipüle etmek için bu mücadeleleri dediğim gibi basınla paylaşmayız. Sayın Başkanım, bu açıklamalarınızdan sonra ben bakınız vatandaşlarımızın hür iradesiyle oy kullanma hakkına kimsenin müdahil olmaması gerektiğini ifade ediyorum. Bu vatandaşlarımızın oy hakkına müdahale zaten bizim karşısında mücadele ettiğimiz bir husustur. Biz bilgilendiririz. Vatandaş elini vicdanına götürür, kendi hür iradesiyle kararını verir. Takdir milletimizin. Benim bulunmama gerek yok. Bununla ilgili zaten devletin resmi makamları, savcıları, müfettişleri, Sayıştay müfettişleri, İçişleri müfettişleri bunlarla ilgili kararları alıyor. Benim paylaştığım kararlar bunlar. Biz gereken varsa bu konuda bir yanlış, hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlük bilgilendirmeyi devletin resmi makamlarına yaparız. Ondan sonra sonlar iş. Yani bunun borcunun dövizdeki son artıştan sonra katlanarak arttığına yönelik. Evet. Döviz düştüğünde de Büyükşehir Belediyesi'nin kârı oluyor. CHP'liler onu niye söylemiyor? Arkadaşlar bunlar yani döviz bazında borçlanma, döviz yükselirse yükselir, düşerse düşer. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bakınız bunu bir kez daha söylüyorum, raylı sistemle ilgili yapmış olduğu borçlanma Türkiye'nin son 40 senedeki borçlanma paketinin içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diyor, hazinenin diyor. Bu borçlanma paketi içindeki en düşük maliyetli borçlanmadır. Bunu ben söylemedim. Bunu Başbakan Yardımcımız, ekonomiden sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan söyledi. Dolayısıyla